Merhaba sevgili izleyicilerim. Bugün sizler için Cryptology sitesinde bir trade işlemi yapacağım. Ve sizleri bu kaldıraçlı işlemler, vadeli işlemler nasıl yapılıyor bunlardan bahsedeceğim. Ve Cryptology sitesinden bahsetmiş olursak, burada çeşitli trading ücretlerinin az olması, referral ücretlerinin olması, %50'ye kadar her referraldan onun komisyonlarından, onun ödediği komisyonlarından %50'ye kadar pay almanız ve aynı zamanda future trading'den ödüllerin olması çok iyi. Mesela bu sistemde trade yapabiliyorsunuz, buy crypto olabiliyorsunuz, exchange, OTC ve futures var. Yani normal spot exchange var ve future, yani kaldıraçlı işlemlerin olduğu, 100 kata kadar kaldıraç kullanabileceğiniz future var burada. Bundan önce arkadaşlar, burada future trading competition'dan bahsedelim. Burada 9000 dolara kadar, 9000 USDT'ye kadar futures trading'den para kazanabiliyorsunuz. Ve burada ödüllerin yerleri var. Her haftalık prizleri var. Mesela birinci yere altın madalyona 1000 USDT veriyor. İkinci yere de gümüş madalyona 500 USDT, birinci madalyonuysa 200 USDT veriyor. Ve burada join competition diyerek yarışa katılabilirsiniz. Ve burada haftalık ödülleri alanlar table bulunuyor ve şu anda Ağustos'un 8'inde olan final result linkten gözlemeler var, burada beklemeler var ve burada siz tradinglerin total sonuçlarını görebiliyorsunuz. Bakın burada da işte para alan insanları ve ödülleri görüyorsunuz. Sonra arkadaşlar, burada tradinglerden bahsetmek istiyorum. Tradingler gördüğünüz gibi futures'ta, maker'da 0.01, exchange'de 0.0 ve taker'da 0.1. Yani exchange ile maker 0 ve taker 0.1 ama future'da 0.01 ve 0.01. Bu da çok iyi bir para ediyor aslında. Mesela diğer komisyonlardan baktığımız zaman bakabilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi Cryptology'nin trading komisyonları diğerlerine baktığımızda düşük. Bakın Binance'da maker fee 0.02, taker fee ise 0.04 ve bank kredi depozito ücreti 60 euro. En az yatırım depozito ücreti 60 euro. Bitmex'de 0.025, taker fee ise 0.075 ve Bitfinex'de maker fee 0.02, taker fee 0.075. Bank kredi depozitosu ise 60 dolara denk geliyor. Ve burada lowest komisyon var. Ve Bitfinex'de bundan da bahsetmiş gerekiyorsa. Ama burada bu fiyat çok az. Çok uzuza yani. Mesela bakın 0.01, 0.1, 0 ve 0.1 komisyon var burada. Bu bakımdan çok iyi. Ve burada referral program var. Referral programlara da bakalım. Referral programda neler vardır? Bakın, referral programa katılarak spot exchange'de %20, futures'da ise %50'lik bir komisyon alıyorsunuz. Bakın burada da referral linklerinizle ilgili bilgiler alabilirsiniz. Ve burada sosyal paylaşım sitelerinde, Facebook'da, LinkedIn'de, Twitter'da vesaire vardır. Ve bunlarla birlikte söylediğim gibi işlemleri yapıyorsunuz. Şimdi ben burada spot exchange bölümüne ve futures'a gireceğim. Burada spot exchange'i görüyorsunuz. Bakın normal exchange burası. Burada buy ve sell butonları yer alıyor. Market fiyatından limit koyarak ve stop limit koyarak işlemler yapabilirsiniz. Burada order book'unuz gözüküyor. Burada da trading historisi gözüküyor. Yani burada normal olarak biz mesela bir Bitcoin'de 0.002 taker olduğu için fee bunu alıyor ve siz total geliriniz 0.998 Bitcoin oluyor. Burada da grafiğini görüyorsunuz ve burada da depozito tıklayarak depozito yatırabiliyorsunuz. Dolar mı, Bitcoin mi, bunları seçiyorsunuz ve dolar bölümüne girdiğiniz zaman burada söylüyor ki sizin işte kayıt olmanız gerekmektedir. Verification yapmanız gerekmektedir, kaydı oynamanız gerekmektedir. Ve burada aynı zamanda dolar bazında da depozito yatırdığınız zaman bunları söylüyor ve biz burada aynı zamanda kripto paralarla, yani
burada gösteriliyor ki dolarla banka kartıyla alabiliyoruz ve depozito için minimum 25 dolarlık bir ücret var. Kredi kontrol miktarı 25 dolar. Ve burada banka kartları ve wire transfer ile işlem yapabiliyorlar. Bakın burada da banka kartıyla Bitcoin de alacağınızla ilgili bilgileri görebiliyorsunuz. Aynı zamanda burada Google Play'de ve App Store'da indirim yaparak istediğiniz zaman burada cep telefonunuzdan da trading yapabiliyorsunuz. Bakın Bitcoin gördüğünüz olduğunuz gibi burada da tradingleri yapabiliyorsunuz. Şimdi bunlara baktığımız sırada biz gelelim trading futures bölümüne. Futures bölümü nedir? Tıklayalım. Futures'a gidelim. Ve Futures'ın özelliklerine bakalım nelerdir. Futures arkadaşlar bilmiş olduğunuz gibi vadeli işlemler borsasıdır. Yani siz saniyeler içinde bu hareketlenmeden para kazanabiliyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz gibi bir grafik var ve siz başka farklı bir yerlerde de grafikler kurabilirsiniz, bakabilirsiniz ve bunu mum grafiğine çevirebilirsiniz. Bakın burada mum grafiğine de çevirim yaparak işlemleri görebilirsiniz. Burada order book'lar, satış ve alış emirleri yer alıyor. Görmüş olduğunuz gibi burada long ve buy, short ve sell seçenekleri var. Ve aynı zamanda burada marginini seçme limitiniz vardır. Ve 100 katına kadar seçme var ya, buradan tıklarsınız ya da burada istediğiniz miktarı koyabilirsiniz. Bakın görmüş olduğunuz gibi burada isolated ve cross margin'li burada yer alıyor. Ve bunu cancel yapalım. Şu an 30'da kaldı. Ben normal işlemlerimi 30'da yaptım ama şimdi burada bir işlem yapacağım ve bunu 50x ile yapmak istiyorum. Buraya 50. Yani bu katlamalar çok olduğu zaman da risk de çok oluyor. Bu yüzden ben 50 ile yapıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi bu alanda market, limit ve stop market vardır. Yani siz market fiyatına girerseniz bu zaman market fiyat nedir? Market fiyat buradaki fiyattır. Bakın buradaki fiyat da buralardan alınan fiyattır. Alış satıştaki fiyat onlar. Ya da limit girerek mesela diyelim ki size söylüyor ki ben 100 tane kontrat alacağım ve price'ımız olacaktır diyelim ki 1150 diyelim, 850'den alacağım diyorsunuz. Ve burada long seçeneği mesela seçiyorsunuz. Bakın long dedik. Ve order placed söylüyor. Ve burada bende açık emirler olduğu için long pozisyonunda. Bunun üzerine eklendi şu anda. Bakın burada order historisinde buy limit koyduk. Görmüş olduğunuz gibi limit order'da da görebilirsiniz. Aynı zamanda limit order'da. Bakın bende hesap şu anda neden gözükmedi? Çünkü burada bu fiyattan girdik. Limit girdik ama şu an fiyat ne? 866 ama bizim girmişimiz 850. Ve 100 kontrat girdik. İstersek bunu kapatabiliriz. İstersek de bu fiyattan alıp satım yapabiliriz. Bu şu anda benim açık olan 2 tane pozisyonum var. Ve benim kapalı olan burada görmüş olduğunuz gibi birçok pozisyonlarımı yaptım. Burada satışlar, alışlar yaptım. Ve burada karlar yaptım, kazançlar yaptım ve bunları da sizler için göstereceğim. Evet, şimdi açık pozisyonlarımıza bakıyoruz ve buradaki işlemlere bakıyoruz. Ve şu anda market fiyatından 1000 kontrakt satacağım, satış yapacağım. Bakın gördüğünüz gibi burada 1000 kontraktı short sell diyorum ve satış fiyatından sat diyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi burada benim fiyatlarım isolated margin'de satış olduğu için burada alışlar oldu. Ve order history'e gelerek burada sell market'ı görüyorsunuz. 1000 kontrakta bu fiyattan satışlar gerçekleşmiştir. Ve görmüş olduğunuz gibi burada 600 ve 400 kontrakt olarak satış işlemlerimiz gerçekleşmiştir. Ve burada bonus miktarım var benim. Available miktar var. Margin to buy var. Ve margin to sell var. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi benim hesaba girerek balansa bakabilirsiniz. Balansta benim şu anda paralarım exchange'de değil, futures balansında. Ve görmüş olduğunuz gibi 0.10 bitcoin hesabımda para var şu an. Ve iyi bir para kazandık. Ve burada görmüş olduğunuz gibi reserve da oldu. Ve available da 0.086 görmüş olduğunuz gibi. Ya bu da 1191 dolara eşit geliyor. Ben bu parayı buradaki trade ile kazandım. Trade ile bu parayı böyle yaptım. Ve gerçekten de iyi bir kazanma oluyor yani.
Burada benim balans story'imden ve story bölümüne girerek burada 0.72 Bitcoin yatırdığımı görüyorsunuz ve bu parayı ben arttırarak 0.1 Bitcoin yaptım. Yani neredeyse 1.191 dolar kar bakımından Bitcoin'de fiyatı kalkış yaptığından dolayı iyi bir kar sağladık bununla ilgili. Ve gerçekten de karlı bir işler yapılıyor future bölümünde diyebiliriz. Bakın burada da işlemlerimiz yeni gidiyor. Limit orderimiz beklemededir. Order tarihçemizi görüyorsunuz. Burada işlemler yapıldı. Ve şu anda fiyatları görebiliyorsunuz. Ve markette, isolated marginde diğerlerinde de bilgi vermeye çalıştım sizler için. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Gelecek videolarda